Ebola virüsü 16 Eylül'den bu yana gündemden düşmüyor. Bu tarihe bir işaret koyalım. Hastalığa Nijerya, Liberya, Sierra Leone, Gine ve Senegal gibi Batı Afrika ülkelerinde rastlanıyor. Tüm bu ülkelerde toplam 4000 aşkın insan Ebola'ya yakalandı ve 2000 aşkın insan ne yazık ki bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Oysa Önceki salgınlarda coğrafi olarak bu bölgede patlak vermişti. Ama önceki salgınlardan hiçbiri büyüklük açısından bugünküyle kıyas bile kabul etmez. Coğrafyaları da şimdikinden biraz farklıydı. Batı değil, Orta Afrika'da patlak vermişlerdi. İşte bu iki ilginç husus şu anki salgını öncekilerden farklı kılıyor. Orta Afrika'dan bahsetmişken Ebola adının nereden geldiğine de değinelim. İlk salgın 1976'da başlamıştı. İlk tespit edildiği yerde Ebola Nehri çevresiydi. Yani Ebola ismi oradan geliyor. Şimdiki salgını ve boyutlarını kavrayabilmek için olaya daha geniş bir pencereden bakmak lazım. Hastalığın nasıl bulaştığını ve doğal çevrede nasıl yayıldığını iyice anlamak şart. Genel olarak bu arkadaşların hastalığı yayan hayvanlardan, yayan hayvanlardan biri olduğu düşünülüyor. Bu hayvancının ismi meyve yarasası. Sanıklardan biri o. Tabii siz şimdi etrafınızdaki yarasaları savaş açmayın, onların bir suçu yok. Üstelik virüs meyve yarasalarını da hasta edebiliyor. Yeşile boyadığım hasta yarasa virüsü çevredeki diğer yarasaları da bulaştırabiliyor. Böylece bu yarasa topluluğu doğal rezervuar haline geliyor. Virüsün veya hastalığın doğal rezervuar diyoruz. Hastalık bu toplulukta normal olarak rahatça dolaşabiliyor. Tabii eğer hastalık sadece yarasalara etkiliyor olsaydı bu kadar kaygılanmazdık ama maalesef Ebola virüsü ara sıra insanları da etkileyebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Mesela bu kişi bahçeye çıkıyor, bir bakıyor yerde ölü bir yarasa var. İcabına bakmaya çalışırken eline yarasanın kanı veya dışkısı bulaşıyor. Sonra bu kişi elini bir yaraya mesela ufak bir kesiye veya ağzına, gözüne ya da burnuna götürüyor. Böylece virüs vücuda girmenin bir yolunu bulmuş oluyor. Virüsün insana ilk olarak bu şekilde geçtiği kabul ediliyor. Ve böyle durumlarda özellikle de salgınlarda hastalığın tespit edildiği ilk kişiye verilen bir isim var. Teşhis konulan ilk kişiye proband veya index vaka deniyor yani ebola virüsünü kapan ilk hasta ebola salgınının probendi veya indeks vakası oluyor. Takvimimize bakalım. Bu kişi 16 Eylül'de hastalanmışsa, daha doğrusu virüsü 16 Eylül'de kapmışsa, hastalığın ilk belirtilerini hemen o gün değil, birkaç günle 3 hafta arasında değişen bir süre içinde gösteriyor. Yani semptomların, belirtilerin gözlenebildiği zaman aralığı epey geniş semptomlar o ay içinde de gelişebilir, bir sonraki aya da sarkabilir. 16 Eylül'ün 3 hafta sonrası, mesela 7 Ekim'e denk geliyor. İşte asıl belirtilerin genellikle bu aralıkta ortaya çıkmasını bekliyoruz. İlk belirtiler ise 7 ile 10 gün arasında ortaya çıkar. Yani öyle hemen değil. Ayrıca bu ilk belirtiler pek de belirgin değildir. Hastanın biraz ateşi çıkabilir, baş ağrısı olabilir, kas ağrıları gelişebilir. Bunlar genel belirtilerdir. Hasta kendisini pek iyi hissetmez. Hepsi bu. Grip falan olduğunu zanneder. Bu yüzden de genellikle doktora gitmez. Derken virüs bağışıklık sistemine yayılır, tüm dokulara nüfuz eder. Bu noktada mide sorunları başlar. Bulantı, kusma ve ishal gözlemlenir. Sonra sıra akciğerlere gelir akciğerleri gösteriyorum. Öksürük, pişikler ve kas ağrıları görülebilir. Gözler kanlanabilir, yani konjüktivit oluşabilir. Ayrıca beyinde de iltihap, yani menenjit gelişebilir. Veya hastalık burunda, ağızda ve diş etlerinde kanamaya yol açabilir. Esasında kanama çok önemli bir belirti çünkü virüs kanla çok rahat iletilebiliyor. Dolayısıyla kanamanın fark edilmesi çok önemli. Çünkü virüs çok bulaşıcı. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Ve kanda virüs bulunmasına viremi adı veriliyor. Vir kısmı virüsten, emi kısmı da kandan geliyor. Lösemi gibi. Yani kandaki virüse viremi deniyor. Ve hastalar genellikle bu aşamada doktora başvuruyorlar. Doktorda eğer hasta dehidre olmuşsa damardan sıvı veriyor. Solunum güçlüğü çekiyorsa oksijen veriyor, tansiyonu düşükse ilaç yazıyor. Genelde yapılanlar bunlar. Ve Batı Afrika'daki tıbbi altyapı Ebola hastalarına ancak destek sağlayabilen sahra hastanelerinden ibaret. Buralarda sağlanan tıbbi yardım destekleyici tedavi olmaktan öteye geçemiyor. Ayrıca Ebola tedavisi için özel bir ilaç zaten henüz yok. Hala çalışmalar sürüyor. Ama şu an hastalar için yapılabilen tek şey destekleyici tedavi. Virüse hedef alan özel bir tedavi uygulanamıyor. Ve korkutucu olan, bunu aklınızdan hiç çıkarmayın, destekleyici tedavi bu salgındaki ölüm oranını ancak %50'ye kadar düşürebiliyor. Yani ebola hastası olan her iki kişiden biri maalesef ölüyor. Korkutucu değil mi? Düşünsenize belirtileri gösteriyorsunuz, ebola olup olmadığınızı öğrenmeyi bekliyorsunuz veya ebola olduğunuzu henüz öğrenmişsiniz ve biliyorsunuz ki bu teşhisin konduğu insanların yarısı ölüyor. İşte tam da bu yüzden tüm dünya bu hastalığı yakın mercek altına aldı. Herkes elinden gelen yardım ve müdahaleyi yapıyor ki hastalık kontrol altına alınabilsin. Destekleyici tedavinin yanı sıra bir diğer önemli hususta hastalığın bulaşmasını engellemek. Şimdi ikinci bir insan çizelim. Şimdi soru şu. Ebola virüsü bu ilk kişiden ikincisine nasıl geçiyor? Nasıl bir yol takip ediyor? Sorunun kısa cevabı vücut sıvılarıyla geçiyor. Nedir vücut sıvıları? Kan, kusmuk, dışkı vesaire. Bunlar en önemlileri. Özellikle kan çok çok tehlikeli. Ama gaita yani dışkı ve kusmuk da önemli. Ayrıca salya ve ter de virüsün aktarılmasına yol açabiliyor. Ama en tehlikeli olanlar bu saydığım ilk üçü. Kanın ayrı bir önemi var çünkü bir araştırmaya göre sadece bir damla, bir damla maymun kanı bir milyonun üzerinde ebola virüsü barındırabiliyor. Bu da bir milyon maymuna ebola bulaştırmak için yeterli. Yani bir damla kan bir nüfusu kırıp geçirmek için yetiyor da artıyor bile. Konuyu şuraya getireceğim. Diyelim ki bu hastanın bir damla vücut sıvısı sağlıklı kişinin eline bulaşıyor. O da elini burnuna, ağzına veya gözlerine götürüyor. Veya vücudundaki küçük bir kesiye dokunuyor. Virüs bu şekilde sağlıklı kişiye bulaşabiliyor. Yani bulaşan vücut sıvısı sağlıklı kişinin vücuduna bir şekilde girdiği anda sağlıklı kişi hastalanabiliyor. Bu anlattığım şey tabii ki kusmuk ve dışkı içinde geçerli. Birçok insan şu sorunun cevabını merak ediyor. Bu hastalık havayla, hava yoluyla da bulaşabilir mi? Nefes alırken virüsü içimize çekmemiz mümkün mü? Yani virüsün havayla solduğumuz havadan bulaşıp bulaşmadığını soruyorlar. Çok önemli bir soru bu. Cevabı hayır. Bu virüs kızamak veya grip gibi hava yoluyla bulaşabilen virüsler gibi değil. O yüzden bu ihtimalin üzerine rahatlıkla çizebiliriz. Galiba hapşırma meselesi biraz kafa karıştırıyor. Hepimizin başına gelmiştir. Bazen hapşırdığımızda etrafa istemediğimiz damlacıklar saçarız. Değil mi? İlla ki karşımızdakine böyle bir duş aldırdığımız olmuştur. Ama bu damlacıklar bizden uzaktaki birine ulaşmaz. Ha olur ya hastanın dibine kadar girmişsinizdir. O da hapşırır ve damlacıklar yüzünüze gözünüze isabet eder. O zaman hastalık tabii ki bulaşabilir. Ama tekrar ediyorum bulaşırsa hava yüzünden değil hapşırmayla bir vücut sıvısına maruz kaldığınız için bulaşır. Yani Ebola hava yoluyla bulaşan bir hastalık değil. Kaldı ki bu anlattığım da pek muhtemel pek olası bir senaryo değil zaten. Şunu da çabucak söyleyeyim. Eğer virüs bir yüzeye bulaştıysa mesela bir masaya veya yere geldiyse 24 saate kadar canlı kalabilir. Bu da önemli bir nokta hasta biri, bir hasta bir odada bulunduysa, o odanın dezenfekte edilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir yüzeyde kurumuş vücut sıvısı damlacıkları olabilir. Böyle bir durumda odanın özen ve dikkatle temizlenmesi şarttır. Hastalığın yayılmasını önlemek için hastaların karantinaya alınması gereklidir. Onlarla ilgilenen sağlık çalışanlarının ise, yani doktor ve hemşirelerin ve hasta bakıcıların ise koruyucu eldivenler giymesi lazım ki ellerine kan bulaşmasın. Ayrıca yaralarının, kesiklerinin açıkta kalmaması için de koruyucu tulum giymeleri gerekiyor. Sonra ağız ve burunlarını maskeyle, gözlerini de gözlükle korumaları şart. Özetle her yerleri örtülü olmalı. Ki bu şekilde işleri bayağı zor. Çünkü bu tüm vücudu koruyan, kaplayan tulumlarla çalışmak çok bunaltıcı olabilir. Yani bu koşullarda çalışmak hiç de kolay değil. Ama ebola virüsünün bir kişiden diğerine geçmesini engellemenin en iyi yolu da bu. Sağlık çalışanlarının yanı sıra cenaze hizmeti veren görevlerde virüsün yayılmasına yol açabilir. Çünkü ister inanın ister inanmayın, bir naaş ölümden haftalar sonra bile virüs saçmaya devam edebilir. Numunelerle çalışan laboratuvar çalışanları veya hasta yakınları da büyük risk altında bu şekilde çalışmak virüsün yayılmasını engelleyebilir ve umuyoruz ki umuyorum ki Batı Afrika'dan doğan bu illetin son bulmasını sağlayabilir. Hepinize sağlıklı günler.